Evet sevgili dostlar, bugün farklı bir yaşam hikayesiyle sizlerle beraberiz. 4 katlı muhteşem evi çöp eve dönüştürerek ölen istifçi Collier kardeşlerin akıl almaz hikayesi. ...1940'larda yaşayan Collier kardeşlerin sıra dışı hikayesi. Obsesif bir bozukluğun nelere yol açabileceğini göstermesi açısından can yakıcı bir örnek. 1900'lerin başında Manhattan'da iyi bir hayat süren Collier'ler, 1909'da babalarının evden ayrılması, 1923'te ölümü ve 1929'da annelerinin ölümü üzerine kendilerini tamamen dış dünyaya kapattılar. Dışarıdan eve girilmesini engelleyici biçimde kapı ve pencereleri çivileyip önlerine dev çöp yığınları koydular. Kimseyle iletişime geçmeden yıllarca yazdılar. Homer 1933'te kör oldu. Bu arada evin içi eski gazete, kitap, mobilya, alet ve bunun gibi bir sürü eşya ile doluydu. Yıllarca sürdükleri kapalı yaşama, kötü beslenmeden dolayı birkaç gün arayla veda ettiler. Yaklaşık 18 yıllık müzevi hayatları boyunca yaklaşık 100 tonluk çöp biriktirdiler. Telefon, elektrik ve bunun gibi şeyleri faturaları ödeyemedikleri için kesildi. İşte Collier kardeşlerin korkunç sonla biten hikayeleri. New York'un köklü ailelerine mensup kardeşlerin babası Dr. Herman Collier, Manhattan'ın zengin ve tanınmış bir jinekoloğu idi. Anneleri Suisse ise iyi eğitim görmüş, becerikli bir kadındı. Kardeşi Langley ise prestijli bir üniversite olan Columbia Üniversitesi'ni bitirip denizcilik avukatı olmuştu. Hayatları gayet iyi giden Collier kardeşler için 1900'lü yılların başı talihsizliklerin de başlangıcı oldu. 1909'da boşanmaya karar veren anne ve babaları ayrıldı ve baba Herman Collier evi terk etti. Artık anneleriyle baş başa kalan kardeşler iyi bir muhit olan 5. cadde 128. sokakta bulunan 3 katlı konakta yaşamaya başladılar. Ne var ki 20. yüzyıl başları onlar için iyi şeyler planlamamıştı. 1923'te babalarını, ardından 1929'da annelerini kaybettiler. Evlerinin bulunduğu Harlem bölgesi ise giderek yozlaşmaya ve fakirleşmeye başladı. Çevredeki çeteler artınca bölgede bir anda suç oranları da artmaya başladı. Üst üste gelen felaketlerle bir türlü baş edemeyen kardeşler kendi dünyalarına çekilme kararı aldı ve kendilerini eve hapsetti. Çevredeki suç çetelerinden korunmak ve davetsiz misafirleri uzak tutmak için pencereleri içeriden tahtalarla kapattılar. Kendi dünyalarına çekilmelerinin bir takım sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Korku ve tedirginlik yakalarını bırakmıyordu. Collier kardeşler evin çeşitli yerlerine bu bir tuzakları kurmaya başladılar. Böylece eve izinsiz giren kişilerden kendilerini koruyabileceklerdi. Evden çıkmayan Collier kardeşlerin faturaları ödeyemedikleri için elektriği, suyu ve gazı kesildi. Bunun üzerine 1933 yılında Homer kör oldu. Langley ise hayatta kalan tek yakını için haftada 100 portakal, kepekli ekmek ve fıstık ezmesi içeren bir diyet hazırladı. Homer'ı eski sağlıklı günlerine kavuşturmak için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Takvimler 1942 yılını gösterdiğinde Collier kardeşler ülkenin gündemindeydi. Bankaya borcu bulunan kardeşler borcunu ödeyememiş ve banka ipotek işlemi başlatmıştı. Langley'in eve gelen icra memurlarıyla tartışması sonucunda polis çağrılmıştı. Ön kapı kırıldığında ise herkesi bir şok bekliyordu. İçeriye kimse girmesin diye çöpten bir duvar ekipleri karşıladı. Olay Langley'nin borca karşılık kestiği çek ile tatlıya bağlandı ve kardeşler en son böyle görüntülendi. 21 Mart 1947 yılında polis ekiplerine bir ihbar geldi. 5. caddedeki 2078 numaralı binada ölü bir adam var. İşte bu ihbar ekipleri tekrar Collier kardeşlerin kapısına getirdi. Fakat binaya girmek imkansız gibi duruyordu. Etrafta ne çalabilecekleri bir zil vardı ne de arayabilecekleri bir telefon bağlantısı. Bunun üzerine polis ekipleri kapıyı kırmaya karar verdi. Kapı kırılmasına kırıldı ama antreye yığılmış çöp yığınlarından içeri girmek imkansızdı. Antrede ekipleri isiplenmiş gazeteler, bir dikiş makinesi, üst üste yığılmış kutular, sandalyeler ve pek çok ürün karşıladı.
Bunun üzerine başka bir yol denemeye karar veren ekipler bir merdiven bularak duvara yasladı ve pencerelere çakılmış tahtaları sökerek camdan içeri girmeye karar verdi. Manzara ise yine aynıydı. İkinci katta bulunan pencere önündeki çöpler sokağa atılmaya başlandı. Saatler süren çöp ayıklama işleminin ardından bir giriş açmayı başaran ekipler bir devriye polisini de içeri sokmayı başardı. Bir el feneri yardımıyla etrafa göz atan polis memuru etrafta daha çok çöpten başka bir şey bulamadı. Çöpleri dışarı atmaya devam ederek ilerledi ve ileride başını dizlerinin arasına almış bir şekilde yerde oturan Homer Collier'ın cansız bedenine ulaştı. Oldukça zayıflamış, ufak tefek kalmış adamın gri saçları omuzlarına dökülüyordu ve üzerinde sadece eski bir bornoz vardı. Araştırmalara katılan Dr. Arthur Elian, cesedin Homer Collier'e ait olduğunu ve yaklaşık 10 saat önce öldüğünü doğruladı. Kardeş Langley'den daha haber yoktu. Evde miydi? Kardeşinin ölümü üzerine kaçmış mıydı? Kimse polise bir ipucu vermiyordu. Polis ise evdeki çalışmalarına devam ediyordu. Evden sürekli çöp çıkarmaya ve sokağa atmaya devam eden ekipler, evde bulduklarına ise şaşırmadan devam edemiyordu. Çünkü çıkan eşyaların arasından kuyruklu piyanolar, röntgen cihazı, insan iskeleti, 3000'den fazla kitap, yığınla gazete, bebek beşikleri, evden çıkan ürünlerden sadece birkaçıydı. Evin ilk katından sadece 19 ton üzerinde çöp çıkartılmıştı. Fakat Langley'den hala haber yoktu. Tam 3 hafta sonra 8 Nisan 1947'de Langley'nin de cansız bedenine ulaşıldı. Hem de kardeşi Homer'dan 10 adım uzakta bir çöp yağının altında. Langley gazetelerden yapılmış bir tünelin altında bulunmuştu. Kendi kurduğu bu bir tuzaklarından birine yakalanmış ve oracıkta can vermişti. Homer'a bu kadar yakın olması ekiplere Langley'nin Homer'a yiyecek bir şeyler ararken öldüğünü düşündürdü. Yarı yatalak ve kör olan Homer da ona yiyecek bir şey getirecek kimse kalmayınca açlıktan ölmüştü. Collier kardeşlerin mülkü gayrimenkul olarak 91 bin dolar, arazi olarak 21 bin dolar değerindeydi. 18 yıl boyunca biriktirilen 136 bin ton çöp arasından ise işe yarar olanlar açık artırma ile satılacaktı. Bu açık artırmadan yaklaşık 2 bin dolar elde edilmişti. 3 katlı güzel konak daha sonra yıkılarak yeri şu an ekranda gördüğünüz bir parka dönüştürüldü. Kardeşlerin bu kadar eşyayı nasıl bulduğu ve eve nasıl taşıdığı ise bilinmiyor. Bilinen tek şey 1942 yılında banka olayının yaşandığı sırada bir gazeteye röportaj veren Langley'in "Bu kadar gazeteyi neden biriktirdiğini" sorusuna verdiği yanıt ise şaşırtıcıydı. Homer tekrar görmeye başlayınca eski olayları okuyabilsin diye cevap vermişti. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.